Herkese merhaba arkadaşlar. Az önce ücretsiz Telegram grubumuzda birazdan YouTube videosu çekeceğim. Hangi coinlerin analizlerine bakmamı istersiniz yazın bakalım dedim. Ve sizler de tek tek coinlerin isimlerini yazdınız. Şimdi sıra sıra bakacağım. Hepinizin kripto para analizlerine bakacağım. Bu yüzden videoyu başından sonuna kadar izleyin. Ve ayrıca emeklerimin karşılığı için de videoya bir like bırakıp kanala abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum dostlar. İlk baştaki coinimiz Mert'ten AVAX gelmiş. Hemen AVAX'a bakalım o zaman. Şuraya AVAX yazalım. AVAX düşüyor. Bu benim beklediğim bir şeydi zaten. Bunu başından beri söylüyorum. Biraz daha düşmesini istiyorum. Yani elimden geldiğince 14 bölgelerinden alım yapmak istiyorum arkadaşlar tekrardan. Bu yüzden bizim için şu bölgeyi kırması lazım. Açıkçası bu bölgeyi kırdıktan sonra ben zaten dedim ki tamam, bu saatten sonra AVAX aşağı doğru düşer. Büyük bir ihtimalle 16'ya kadar bir uçuruma gelebilir arkadaşlar diye düşündüm. Ve şu anda açıkçası beklentimizde neredeyse olduğu gibi. Ama biliyorsunuz ki bu bölge çok sert ve sağlam bir destek bölgesi. Buradan sürekli olarak tepki alıyor. Hatta bu tepkileri boş verin. Bu bölgelerden sürekli olarak bir iğne atıyor ve yukarı kendini geri atıyor. AVAX gerçekten de bu durumda sağlam bir kripto para. Hatta sağlam diye tabir ettiğimiz Ethereum bile şu anda 1390 seviyelerine gerilemişken AVAX hala seviyesini 18'e tutuyor. Normal statü içerisinde AVAX'ın en kötü ihtimalle şu anda 17-15 olması lazımdı. Ama AVAX hala kendisini 18 dolarda tutabiliyor arkadaşlar. Bu da AVAX'ın sağlam olduğunu gösteriyor. Şimdi şöyle bakacağız isterseniz AVAX'a. Biliyorsunuz ki bizim tam da şu bölgeden bir desteği, yükselen trendimiz vardı. Bu yükselen trend ne oldu arkadaşlar? Aşağı doğru düştü. Peki bu yükselen trend düşerse bizim bir sonraki trendimiz neresi olacak? Hemen bakalım isterseniz. Baktığımız takdirde burası bizim destek bölgemiz olacakmış arkadaşlar. Ve ne olmuş? Şu anda bizim tam da destek bölgemiz bu kısım oldu. 18 bölgesi oldu arkadaşlar. Peki buradan sonra olması lazım? Arkadaşlar buranın altı bir mum kapanış olduğu takdirde bizi direkt olarak 17-46 bölgesi bekliyor. Yani şu anki beklentimiz 17.50-17.46 bölgesi düşüş, muhtemel düşüş bölgesi arkadaşlar. Eğer böyle düşmeye devam edersek ki piyasa şu anda berbat gidiyor, AVAX 17.46'ya kadar gerileyebilir ama genel potansiyele baktığımızda 4 saatlik potansiyelde düşüşünü devam ettiriyor. Yani bu da hala 17.46'ya kadar düşüşün olmasını muhtemel kılıyor arkadaşlar. Yani şu anda AVAX için kısa vadeli bir yükseliş olsa bile düşüşün devam edeceğini söylemekteyim. Diğer bir kripto paraya bakalım. Diğer kripto paramız ne? Bitcoin. Arzu Bitcoin demiş. Hemen bakalım Bitcoin'e. Bitcoin öncelikle evet yatırım yapılması gereken bir kripto para gerçekten de. Şuraya baktığımızda bizim biliyorsunuz ki 18.500'den gelen bir yükselen trendimiz var. Ve bu yükselen trend maalesef aşağı doğru kırıldı. Peki şu anda bizim geleceğimiz nokta neresi arkadaşlar? Hemen göstermek istiyorum. Şuraya baktığımızda bizim gelebilecek noktamız... Evet, şu anda baktığımızda 17.745 bölgesi uzun vadede arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle de bu düşüş geliyor. Yani ilk başta 18.500 görür, daha sonra da 17.700 görür. Zaten biliyorsunuz ki bizim 17.622 52 hafta aralığının en düşük seviyesi arkadaşlar. Buradan tepki almamız çok çok normal ki ben zannediyorum ki 17.000 bölgesi, 15.000 bölgesi bizim için dip bölgeler olabilir arkadaşlar. Ben zaten 17.000'e geldiğinde alımlar yapmayı düşünüyorum. Yani AVAX, Ethereum, Bitcoin, Ethereum artık alım yapmayacağım arkadaşlar. Merge'den sonra Ethereum'a bayağı bir güvenim azaldı. Bu yüzden asla Ethereum'a yatırım yapmayacağım. Yani şu anda düşüş devam ediyor arkadaşlar. AVAX'da, Bitcoin'de hala devam ediyor. Diğer bir kripto paraya bakalım. AVAX demişiz, aktık AVAX'a. Ethereum demiş. Hemen bakalım Ethereum'a. Ethereum şu anda karşımızda. Baktığımda Ethereum'a bu düşüş yani merch arkadaşlar, ciddi merch ve gerçekten de merch Ethereum'a iyi gelmedi çünkü artık madenciler elindeki bütün Ethereum'u sattı ve yeni bir madencilik için kripto arayışına geçti. Bu da Ethereum için iyi olmadı açıkçası. Ya tabii ki de şunu söylemek istiyorum, kısa vadeli yükselişler olabilir. Yani ben dedim ya bugün mesela analiz yaptık Bitcoin için 20.600 seviyelerine kadar çıkabilir dedim. Ama ne oldu? 20.200'e kadar çıktı. Sonra düşmeye başladı. Zaten benim de beklediğim nokta buydu. Yani 20.600 bizim muhtemel maksimum çıkabileceği bölge. Ama bu düşüş, yükseliş olarak saymayın dedim. Ya bunlar düşüş arkadaşlar dedim. Ya şu anda piyasa yükselmiyor, haberiniz olsun demiştim yani. Ve aynı devam ediyor. Yani şu anda tepki yükselişleri bunlar. Düşüşler daha da beterleşecek arkadaşlar, bilginiz olsun. Şu anda Ethereum için beklediğim nokta 1360 bölgesi net noktadır arkadaşlar. Çünkü buradaki bölgesini kırdı. Hatta şöyle bir baktığımızda da burada bir şöyle bir bakmak istiyorum ben arkadaşlar tepesine. Evet, şöyle bir düşüşümüzü tam da almış, bak gördünüz mü? Tam da beklediğimiz noktaya doğru geliyor işte.
1377'ye doğru geliyor ve tam da olmuş şu anda fark ettiyseniz. Şu an o düşüş tam da geldi arkadaşlar. Baya baya tam da düşüşün geldi. Ama daha devam edecek mi? Yani şu an tepki yükselişi alabilir ama ondan sonra düşüşümüz devam edebilir. Çünkü hala ve hala satış baskısı yiyorlar. Kripto market hacmi baya bir düşmekte arkadaşlar ve korku baya bir hacim saldı, bilginiz olsun. Yine aynı şekilde Revan'a bakalım. Revan demişti Daş Emre. Hemen bakıyorum RVN coin'e. Bu da RVN coin vardı zaten. Evet. RVN coin de bir ara bir long girmiştik. Long'dan karımızı aldık. Short'a geçmiş Melet. Bizi biraz sıkıntıya soktu tabi. Hiç beklediğim bir düşüş değil bu. Daha sert bir düşüş bekliyordum açıkçası ben. Yani daha bir sert düşüş bekliyordum. Hatta 35'e kadar net düşer diye düşünmüştüm. Ama çünkü Ethereum'a biraz bağlı ilerliyor sanki. Bu yüzden ben de düşeceğini düşünmüştüm. Ama beklediğimiz gibi maalesef olmadı. Ama ben yine de short pozisyonumu ve stopumu koydum. Revan'da şu anda short'tayım. Stop'ta duruyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Düşüş bekliyorum Revan'dan da. Yine aynı şekilde Revan, Unfi ve Revan demiş. O Revan'a baktık. Unfi'ye bakalım. Unfi abi, Unfi tam pump'lı coin. Yani bu bölgeler destek bölgesi Unfi için. Taş çatlasın 6-4'e gelir. Zaten 6-4'e gelirse de ben gözüm kapalı direkt bu kriptoya long girelim. Çünkü büyük bir ihtimalle burada bir oynama olacaktır. Tepki yükselişi olacaktır tekrardan 7'nin ultasına doğru. Muhakkak ben 6-4'ten bir long girelim. Tepki yükselişini alırım. Tepki yükselişi en kötü ihtimalle 6-8'e kadar olabilir arkadaşlar. Unfi'de. Çünkü tepkileri çok güzel oluyor. Ben Unfi'den 6-4'ü bekliyorum şu anda. 6-4'ten sonra long gireceğim arkadaşlar. Unfi'ye de baktık. ETC'ye bakalım. Kim demiş? Hasan demiş. ETC demiş. Hemen bakalım. ETC diyelim. ETC. USDT. Evet. Açtık şöyle. Şu anda ETC'ye baktığımızda ben açıkçası şunu söylemek istiyorum arkadaşlar ETC için. Çoğunuz belki de beni kınayacaksınız veya eleştireceksiniz. Ben ETC'nin yeni Ethereum olma ihtimalini düşünüyorum. Neden derseniz şu anda bir madenci olarak düşünüyorum. Ethereum Classic bana çok mantıklı geliyor. Açıkçası çoğu madenciler eğer bir sıkıntı olmazsa Ethereum Classic kazma ihtimalleri var. Ya bu yüzden Ethereum Classic'in ben boğa döneminde çok bir yükseliş alacağını düşünmekteyim. Ya boğa için düşünüyorum bunu sadece. Genel anlamda baktığımızda arkadaşlar trendimizi kırmış, aşağı doğru düşüyor. Büyük bir ihtimalle de 30 bölgesine doğru düşebilir. 30 bölgesine devam edecek düşüş arkadaşlar. Kusura bakmayın, pardon, özür diliyorum tekrardan. Hatta şöyle bir ETC short verebiliriz arkadaşlar. ETC short girilebilir 30'a kadar ama stoplarınızı koyun. Ben olsam stopu 34.60'a koyarım. Cross marjinden 30'a kadar short girerim. Bilginiz olsun. Güzel yani bu. Ethereum şu an Ethereum Classic güzel duruyor. Konuşamadım. Ethereum XRP hocam demiş. XRP bakalım. XRP USDT'yi açalım arkadaşlar. XRP'ye baktığımda şu anda abi aslında var ya XRP, ben bilmiyorum ya. XRP için umudum yüksek aslında. Abi ben bu kripto paranın 4'leri, 5'leri, 6'ları görme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Bir nevi Azero gibi düşün abi. Yani tamam şu anda belki de XRP'yi, Ripple'ı bir dava sonucu böyle durabilir ama dava sonuçlandı ki dava bir sene içinde sonuçlanacağını söylüyorlar. Dava sonuçlandığı vakitte ben XRP'nin haklı ve haksız olduğu takdirde yükseleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda tek tutan şey dava ve XRP mükemmel abi. Gerçekten mükemmel ya. Baksana bu pozisyonda ve şu piyasada bile şu sınırını korumuş. Helal olsun, ben bir şey demiyorum gerçekten de. XRP için yükseliş devam edeceğini düşünüyorum. Ha, bu yükselişin en fazla şu bölgelere kadar olabileceğini düşünmekteyim arkadaşlar. Bu bölgeden sonra düşüş başlar ama long girmem tehlikeli. Şu anda long girecek bir piyasa değil arkadaşlar. Ama buradan bir tepki alabilir. Aşağı doğru düşebilir tekrardan. Ha, retest yapacak bu tarafa doğru. Bir retest olur büyük ihtimalle. Başka kim demiş? XRP. Abi çok fazla. AVAX'a baktık. Ethereum'a baktık. Mana ve Solar demiş. Hemen Mana'ya bakalım. Mana USDT diyelim. Mana benim çok desteklemiş olduğum bir kripto para ve bolca aldım 7'lerden. Bolca aldım. Yani ortalama bir 40 bin tane manam var herhalde şu anda. Baya baya mana aldım yani arkadaşlar. Mana'yı aldım. Uzun vade bıraktım. Zaten 0.68'den aldım arkadaşlar ben. O kadar oldu mu ya, o kadar düşmüş değil mi? 0.69 mu 0.68 mi, oradan almıştım Mana'yı. Hatta alırken de Telegram'a da söyledim arkadaşlar, ben Mana alıyorum şu kadar demiştim. Bilginiz olsun demiştim hatta arkadaşlar.
Güzel aldık, evet. Güzel yükseldi yani. Daha sonra bıraktım, ellemedim. Hiç ellemedim hatta. 1'e kadar çıktı, 1 dolara kadar, ama ben yine de ellemedim. Uzun vade karışmayacağım buna. Stop noktam benim 54 arkadaşlar. 54'ten sonra bozarım tabii ki de. Dursun. Herhangi bir sıkıntısı yok. Düşüş devam edecek mi? Düşüş devam edecek gibi duruyor. Baktığımız takdirde hacim satışları var, ama şurası bizim için destek bölgesi. Buradan bir tepki alma ihtimali çok çok fazla. Yani şu bölgelerde bir tepki alabilir. Bu tepki de 0.726. Ya ben şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Mana gibi kripto paralar düşebileceği kadar düştü zaten. Hani taş çatlasının şu an düşebileceği nokta bana kalırsa 59-60 bölgeleri. Oradan sonra aşağı düşeceğini zannetmiyorum ben. Bu yüzden toplayabildiğim kadar mana topluyorum açıkçası. Şu anda düşüş devam edecek. Düşüş hacmini aldı kendisi. Büyük bir ihtimalle de eksi 0.144'e kadar bir hacim düşüşü yapabilir. Verimizde öyle bir durum var arkadaşlar. Bu da ortalama 71 veya 70'i görebilir arkadaşlar. Başka ne demişiz? Bone. Bone'ye bakmayayım. Yusuf, hiç Bone'ye bakmayayım. Yani Bone gibi kriptolara pek bakmıyorum açıkçası. Ethereum klasik hocam demiş. Baktık. BTC'ye baktık. Unfi Avax, bir de Matic baktık. Matic hiç bakmadık. Matic hiç bakalım. Matic'e baktığımızda arkadaşlar, ya burayı kırdı. Eğer bak burayı kırarsa şu bölgeyi tahmin et. Tamam mı? 79-17. Burayı kırarsa büyük bir ihtimalle 75'e doğru düşer arkadaşım. Şuraya kadar düşer. Bu da çok güzel bir alım fırsatı bana göre. 75 bölgeleri. Çok güzel bir alım fırsatı Matic için. Onu da alalım. Evet. Başka bütün coinler BTC ve Ethereum'a bağlı. O yüzden özellikle BTC ve Ethereum'a baktım. CXP bakmayacağım. Hocam WOM lütfen. Yok yani, gerek yok. WOM'a da gerek yok. Ya, bu coinleri pek desteklemediğim için arkadaşlar, o yüzden söylüyorum. CZ short açmayı sabırsızlıkla bekliyorum demiş bir tanesi. Çok güzel. Revan'a baktık. Avax'a baktık. Revan'a baktık. 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 Arkadaşlar Carnegie ve Lunch'tan Carnegie'ye bak. Carnegie çok pis düştü ha. Carnegie USDT. Carnegie dehşet düştü ve short'u yakaladık biz, değil mi? Evet. Short'u bayağı yakaladık arkadaşlar. Hatta şöyle bir göstereyim size. Bakın şu short'u görüyor musunuz? Mükemmel. Ve biz de MaxG Lord Crypto ekibinde Carnegie short'u yakaladık arkadaşlar. Böyle güzel bir şekilde short'tan kazancımızı aldık. Zamanlamamız güzel oldu. Tam zamanında yakaladık hatta. Yani açıkçası düşüş devam eder mi? Ben KNC'den düştüğünü bilmiyorum. Bu yüzden yorum yapamayacağım bu konuda. Belki de piyasayı KNC'nin böyle düşmesi bile etkileyebilir. Çünkü çok ters yani, bildiğin 2x düştü aşağıya. Bildiğin 2x yani. 1900'lerden 1300'lere sert bir düşüş yaşattı. Bu düşüş hacimli bir düşüş. Devamı gelir bana göre. Ve bence planlı bir şey bu. Bana kalırsa sağlam bir düşüş yani, planlı bir düşüş bu düşüş. Güzel düştü. Evet, devam edelim. Bu arada Lord Tüp Kemik'le ücretsiz Telegram grubumuzda sinyaller paylaşmaktayız. Mesela bugün paylaşmış olduğumuz Ethereum sinyalimiz. Mesela bugün, ya bugün çok sinyal paylaştık. Lunch mesela, Lunch paylaştık, kar aldık. Ape aldık, kar aldık. İşte ape attık, kar aldık. Mesela başka ETH attık, kar aldık. Başka Rose attık, kar aldık. Bugün çok kar aldık gerçekten de. Bu yüzden kesinlikle Telegram grubumuza gelin. Güzel analizlerin hepsine baktık. Açıkçası dominansa bakmak istiyorum en azı bir şekilde. Dominansımız yani beklediğim yükseliş geldi dominanstan. Demiştim ya, bu bölgede hatırlıyorsanız bir tane daire çizmiştim ben ve bu dairede yükseliş olabilir demiştim. Ve tam da dediğim gibi oldu. Yükseliş oldu ve bu yükseliş de büyük bir ihtimalle 7.40'a kadar devam edecek. Ve bu yükseliş de büyük bir ihtimalle Bitcoin'i bayağı bir düşürecek arkadaşlar. Sert düşüşler geliyor yani. Yavaş yavaş. Sonra 5-6 gün kaldı. 5 gün mü kaldı? Kaç gün kaldı? Bakalım. Ya bugün ayın 18'i. Şurada 5 gün kaldı arkadaşlar Fed kararına. Fed kararına kadar Avax 16'yı, Bitcoin 17'yi görür herhalde bu gidişle. Evet, videomuzun sonuna geldik. Genel kripto market durumu bu şekilde arkadaşlar. Genel olarak düşüş devam ediyor. Devam edecek arkadaşlar, öyle gözüküyor. Stoplarınızı koyarak işlem yapın. Önerim budur. Dikkatli olmanızda fayda var. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve muhakkak Telegram grubuna gelin. Bay bay. Unutmayın, yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sorumluluk size ait.